Biraz yürüyeceğim. Hava alayım dedim biraz. Ondan. Tamam anneciğim. Durağa yürüyeceğim şimdi. Mantı mı yaptın? Sen var ya, bir tanesin. Çok açım ya. Tamam. Tamam, dikkat ederim, merak etme. Hadi bay bay. Bu neymiş ya? Taş gibiymiş daha. Hadi yürü, kaçırmayalım. Güzelim baksana. Kızım, duymuyor musun beni? Şşş. Sana diyorum, duymuyor musun? Be? Dursana. Bırak. Ya, çekil. Ya dur, ne biraz yapıyorsun? Konuşalım. Yap, dur. Sus! Bağırma, dur! Ne yapıyorsun? Dur. Beni mi kıracaksın ya, ha? Bırak! He, kıracaksın mı beni? Bırak! Ne yapıyorsun? Neyin artisti lan bırak. Bu? Ha? Bırak sana! Kim artistlik yapıyorsun? Bağırma, ya, ne yapmadın lan? Burada. Dur! Bağırma! Bağırma dedim sana! Sus, sus! Kim artistlik yapıyorsun sana? Sus! Sus, bak dökerim dişlerini ha! Kapat şimdi ağzını, kapat! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz lan? Yok bir şey. Ne yapıyorsunuz siz? Yok, konuşuyorduk. Yürü bin arabanı, hadi. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ayıp değil mi? Terbiyesiz herifler. Yakın birimlerin dikkatine. Alim Sefer Sokak. Kod 63. Acil vaka. Taciz vaka kodu bu. Siz koşun, biz araçla gideriz. Hadi Eda. Gençleri de alsaydık. Oğlum koşsunlar lan, rahat alışmasınlar. Yürüyün lan. Yanlış anladınız ya. Neyi yanlış anladık lan? Sapık mısınız lan siz? İyi misin kızım? Güzel kızım. Ah yavrum. Kızım ne oldu sana? Su ver. Su ver. Kızım al. Al kızım. Al. Su iç yavrum, hadi. İç. Kızcağızın aklı git. Al yavrum. İç yavrum, iç. Yanlış anladınız. Oğlum yüzünüze gördük be. Yürüyün lan, yürüyün. Koş hadi, koş. Geçti yavrum, geçti. Bağırma kızım, iç. Su iç. İç yavrum, iç. Şüpheliler nerede? İki kişi kıza saldırıp şu taraftan kaçtılar. Sen burada kal. Tamam. İyi misin? Tamam. Tamam. Tamam, bak geçti. Sakin ol. Buradayız, güvendesin. Sakin ol. Derin nefes al. Ah yavrum ah. İyi misin? Tekrar ediyorum. Şüpheliler Kurtalan Sokak yönünde kaçıyorlar. Bırakma takibi, yoldayız, tamam. Anlaşıldı. Biliyor musun sokağı? Bilirim, bilirim. Şuradan dön. Çok büyük dayak yiyecektik neredeyse. Dur. Ceplerini boşalt, boşalt. O ne demek? Lan çıkarmalı. Üstümüze yakalanırsak biteriz. Yürü. Ulan Salih. Kıpırdamayın. Kaldır ellerini, kaldır ellerini, kaldır. Geç. Kalk lan, kalk. Ne oluyor ya? Abi biz bir şey yapmadık abi. Bunlar onlar mı? Ne bileyim, eşkali vermediler ki. Geldim abi. Yakalamışsınız. Taciz edenler bunlar mı? Peşlerinden buraya kadar geldim. Kızcağızın birine tecavüze kalkışmış bunlar. Abi yok öyle bir şey. İftira atmayın. Konuşma lan. Kalk yürü. Geç. Geç lan içeri. Geç. Geç sen de Melih. Ya bırak. İftira amirim. Al iç biraz.
Geçti artık. Bak karakoldayız, güvendesin. O ikisi de şu an gözaltında. Merak etme, hesap verecekler. Keşke o kadar geç çıkmasaydım işten. O saatte sokakta ne işim vardı ki? İstediğin saatte, istediğin sokakta yürümeye hakkım var. Ne olur kendini suçlama. Senin hiçbir kabahatin yok. Sen haklısın, onlar haksız. O kadar. Kız işten çıkmış, durağa yürüyormuş. O ara saldırmışlar. Allah'tan esnaf yetişmiş. Utanmıyorlar, korkmuyorlar. Hiçbir şeyden çekinmiyorlar. Müdürüm, şüphelilerin kan testleri. Sağ ol canım. Rapor ne diyor müdürüm? Madde etkisindeler. Ama üstlerinden çıkmadı. Zaten tutuklanacaklar. Tecavüze kalkışırken suçüstü yakalandılar. Bu tek başına tutuklamaya yeter. İnşallah dediğiniz gibi olur ama ben o kadar emin değilim. Geldi mi lan kafayı ha? Geldi mi ha? Gelmediyse söyle lan. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Abi, gel buraya. Abi vallahi vallahi benim gibi değil gel, abi. Gel, gel. Kayda gerek yok aslanım. Kapatıyorum başkomiserim. Kapat, kapat, kapat. Neymiş lan bilmediğim? Hayvan gibi saldırmışsın kıza ha? Neyini bilmeyeceğim lan senin? Ha? Abi ben karıştırdım abi. Eski kız arkadaşım zannettim abi. Kafam da güzeldi zaten. Bak hala ne diyor bu lan senin var ya? Kafanı ben senin var ya? Kalk araya. Karıştırdım ne demek lan ha? Karıştırdım ne demek? Kalk, kalk otur. Gel lan otur buraya gel. Çakal gibi çökmüşsün lan kıza. Abi vallahi kendimde değildim. Seni var ya getireceğim kendine. Getireceğim kendine az kaldı tamam mı? Abi ben öyle bir insan değilim abi. Yemin ederim abi. Etme lan yemin falan. Sen insan mısın lan yemin edeceksin? Ha? Al. Sil ağzını yüzünü. Kantar içinde kaldın ya. Al. Islak mendil. Mikrobunu da kırar. Sağ ol abi. Abi durun lan gel buraya. Gel lan gel. Yüzüme bak lan. Öğreneceksiniz oğlum. Ya seve seve ya seve seve öğreneceksiniz. Orada burada milletin başına dert olmayacaksınız. Kadını, çoluğu, çocuğu rahatsız etmeyeceksiniz ulan. Milletin başına bela olmayacaksınız. Kalk ulan. Kalk. Otur şuraya. Otur. Ha beceremediniz mi? Adam olamadınız mı? O zaman dışarıda dolaşmayacaksınız. Serseri bey gibi. Abi iyi güzel diyorsun da biz de ne yaptık yani? Adam mı vurduk yani? Sima! Bana bak lan. Ben çok adam vurdum biliyor musun? Seni de Salih'i de üst üste koyar vururum ha. Vallahi bana fark etmez. Ha. Al mendili, sil ağzını yüzünü. Yani eski kız arkadaşını görsen ona da saldıracaksın ha? Biz az kalır buna. Şu tipe bak tipe. Sizinki ne diyor? Aynı, saçmalıyor. Kaldır kafanı. Kafa gitmiş bunların. Kaldır kafanı. Bu da öyle. Haplı mı lan bunlar? Öyle tabii canım. Güya üstlerinden çıkmamış. Ne yapacağız başkomiserim? Bitireceğiz. Paketliyoruz. Sabaha savcılığa sevk. Dosyalar sağlam. Geçin dinlenin. Bunları ayrı hücrelere alıyoruz. Anlaşıldı. Baki, sık dişini kardeşim. Allah'a emanet abi. Lan kapayın çenenizi. Önünüze bakın. Yürü, geç. Sapık herifler. Bunlar bir daha serbest kalmaz değil mi? Bilmiyorum. Hadi gidelim. Savcı Öznur Yakupan. Çok memnun oldum. Selamlar. Özür savcımız...
polis memurlarımıza düzenlenen bu saldırılarla ilgili dosya çalışıyor arkadaşlar. Öncelikle sizi ve tüm ekibinizi tebrik ediyorum. Operasyon gayet başarılı geçmiş gördüğüm kadarıyla. Öyle de diyebiliriz. Gerçi hala ele geçiremediğimiz bir çete üyesi var, öyle değil mi? Evet, Pelin. Ama arama çalışmaları devam ediyor, değil mi? Elbette. Kısa zamanda Pelin de yakalanacak. Ben de öyle inanıyorum. Şu son baskınla ilgili olay yeri raporlarını inceliyorum dosyayı tamamlamak için. Herkesin ifadesine başvurmamız gerekiyor. Tabii ki. Hakan ve Aylin komiserlerimiz çatışmanın sonuna kadar en ön saftaydılar zaten. Tasma kod adlı Korkut'un öldüğü an sizler oradaydınız değil mi? Evet, biz de oradaydık. En son bizimle çatışıyordu. Karşı ateşli, etkisiz hale getirildi savcım. Biliyorum, evet. Ben yine de tek tek ifadelere geçmek isterim. Sizin de çok vaktinizi almadan müdürüm. Elbette. Bizim toplantı odamızı kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Biz hazırlığımızı yapalım. Tek tek arkadaşları alalım o zaman. Canancığım, savcı hanıma toplantı odasını gösterir misin? Tabii müdürüm. Buyurun. Uzamaz değil mi bu iş? Hayır, prosedür sadece. Dosyayı tamamlıyorlar. Akşamki saldırıda aldığınız adamlar ne durumda? Savcılığa sevk yaptık. Birazdan tutuklama çıkar. Güzel. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Hep sizin yüzünüzden bütün ailemi bitirdiniz. Tamam, sakin. Bir şey yok. Buradayız. Ben yanındayım. Sakin. Olur mu? Sakin. Ya ne oluyor? Beni mi vuracaksın? Gir içeri, oyalanma. Getirdin mi? Al bakalım. Güzel oldu mu? Herhalde. Yalnız 50.000 dolar. Sen kafayı mı yedin? Fiyat pahalı. Çünkü iş riskli. Polis katiline sahte pasaport yapana ne yaparlar biliyor musun? Sende para vardır. Var. Ama yanımda değil. Bana birkaç gün ver. O zaman bu bende kalsın. Aklından bile geçirme. İyi. İyi. Ben seni nasıl olsa bulurum. $50.000. O gece şüpheli Korkut Umurhan ve Pelin Bahçeci'nin peşindeydiniz. Sonra? Çatışma esnasında şahısları bir depoya kadar takip ettik. İçeri girdiğimizde etrafta görünmediler. Saklandıklarını anladım. Bu sırada yanınızda kim vardı? Aylin vardı. Aylin komiser. İçeri girdikten sonra ayrıldık. Şüphelileri aramaya başladık. İçeride tehlikeli biri olduğunu biliyordunuz. Niye iki kişi girdiniz? Dışarıdaki ekip çatışmadaydı. Destek bekleyemezdik. Yoksa Korkut'u elimizden kaçırabilirdik, o yüzden. Ve Korkut'la karşılaştınız. Yok, ben değil. Hakan komiser karşılaştı. Ben seslerini duyup onların bulunduğu yere doğru koştum. Boşluyorlardı. Evet. Hakan komiserde silah var mıydı? Görmedim. Galiba boğuşurken düşürmüştü. Ya da kullanamayacak haldeydi. Zaten karanlıktı, çok göremiyordum. Emin de değilim aslında. Hep sizin yüzünüzden! Ama Korkut'ta silah vardı. Silahı vardı. Vardı. Yakın mesafedeydik. Şüpheliyi canlı yakalayabilmek için silahımı kılıfladım. Sonra boğuşmaya başladık. O sırada yere devrildim.
O üstümdeydi. Evet, elinde silahı vardı. Hep sizin yüzünüzden bütün ailemi bitirdiniz. Ve siz de Korkut'a ateş ettiniz. Öldürücü ateşi siz yaptınız, doğru mu? Doğru. Ben ateş etmesem şüpheli Hakan'ı hedef almıştı. Aylin komiser hayatımı kurtardı diyebilirim. Kendisi aynı zamanda hayat arkadaşınız değil mi? Nasıl? Evet, biz beraberiz. Neden sordunuz? Hemen hemen aynı cevapları verdiniz de. Neyse. Olay yeri raporu da Korkut'un cesedinin yakınında bulunduğunu söylüyor silahın. Bu da ifadenizi destekliyor. Tamamdır komiserim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Savcım, acaba sizce netice ne olur? Soruşturma bitince öğrenirsiniz. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hep sizin yüzünüzden bütün ailemi bitirdiniz. Az kaldı. Mahvedeceğim sizi. Geçmiş olsun. Eyvallah avukat. Ödemeyi hallederiz bir ara. Yalnız artık rahat durun. Bir dahakine tutuklanırsınız. Her seferinde aynısını söylüyorsun Berkan abicim. Bir alt olmuyor işte. Neyse, görüşürüz. Şunlara bak ya. Bir de sırıtıyorlar. Şeytan diyor. Geç şunların üstünün arabayla. Saçmalama. Merkeze ara, haber ver. Arkadaşların ifadeleri tamam. Gelişmeleri konuşuruz müdürüm. Savcım, neye ihtiyacınız olursa buradayız. Her zaman bekleriz, her zaman. Mesut'cum yapma. İyi günler komiserim. Nasıl bırakıyorlar oğlum? Olur mu öyle şey? O kadar delil var, kayıt var. Abi. Usta ne oluyor ya? Öğren ne olup bittiğini, haber ver. Bu nasıl iş? Aklım almıyor benim artık ya. Ne oldu ya? Anlatsana hadi. O sapıkları salmış mahkeme. Ne? Nasıl olur abi? Melih duruşmadaydı. Şimdi haber verdi. Salih de, Baki de serbest. Ay ben böyle işin. Kusura bakmayın savcım. Gördüğünüz gibi gergin bir haber aldık. Konuyu biliyorum sanırım. Dün gece şu kadını sıkıştıran adamlar. Sıkıştırmak değil de tecavüze teşebbüs diyelim savcım. Nasıl olacak böyle savcım? Biz bulup getiriyoruz, adliyeden salıyorlar. Biz ne diyeceğiz o mağdur kıza? Çok zor bir durum, haklısınız ama ben konuyu bizzat takip edeceğim. Haberleşiriz müdürüm. Güle güle savcım. Usta, bir anlatsana nasıl olmuş bu işi ya? Ben anlamadım ki anlatayım. Ben anlamadım. Neyse, sonra bakarız. Kahveler. Eline sağlık Esra ablacığım. Afiyet olsun canım. Nasıl ya? Bu nasıl olabilir ya? Ne oldu kızım, hayırdır? Bu aşağılıkları serbest bırakmışlar. Kimdi ya bunlar? Bu dün geceki olay mı? Hani genç kıza saldıranlar. Evet. 2 dakika sonra yakalanmışlardı. Bu sabah serbest kalmışlar. Olmaz ya. Ya bir yanlışlık falan vardır Şule'cim, bir daha bak. Ya bir daha bak şuna. Troll hesaptan falan yazmışlardır. Doğru düzgün haber sitelerine gir, bir yanlışlık olmasın. Ne yanlışlığı kardeşim? İlk kez mi gördün Allah aşkına? Böyle böyle bütün manyaklar sokakta işte. Kızı öldürseler belki ceza yatarlardı. Bu kadarı da olmaz ya. Sosyal medya ayağa kalkacak şimdi. Delirtecekler milleti. Hep beraber delirelim de kurtulalım. Dalga mı geçiyorlar bizimle ya? Ceza almaları için daha ne yapmaları lazım acaba ya? Sokak ordasına kadına saldırmak suç değil mi bu memlekette? Yok abi yok. Ben de yazacağım valla. Dur, benim telefon da şarjdaydı. Tunç, benimkini de getirsene tamam. Canım.
Şarjımız yettiği kadar biz de sesimizi çıkartalım. Kadınsak can güvenliğimiz yok mu yani bu ülkede? Onu mu demek sokak istiyorlar sokak ortasında bize? Kadına saldırmak suç değil mi bu? Hukuk yok belli de. Nerede akıl, nerede vicdan? Oturun evinizde, dışarı çıkmayın mı? Nedir formül? Kadınlar özgürce sokakta gezemeyecek mi? Arkadaşlar, saldırıya uğrayan Bercan kardeşimizin ailesini de düşünerek daha sağduyulu paylaşımlar yapalım. Özgürce sokaklarda gezemeyecek miyiz? Sokak hayvanlarını toplayacağınıza bu canavarları toplayın sokaktan. Öldürülene kadar size sahip çıkmayan hukuk ne işe yarar? Sadece soruyorum. Tımarhanede bugün. Bu iki sapık şu an sokakta ve serbest. Hayırlı uğurlu olsun. Abi ne yapmış adamlar, abartmayın ya. Cezaevleri ağzına kadar dolu dolu. Hayır, belki kızın da hoşuna gitti. Ya bu abuk subuk yazanları ne yapmak lazım acaba? Yemin ederim dipsiz kuyu burası ya, çıldırırsın. Anladım abi, anladım, haberleşiriz. Sapıklar neden salınmış biliyor musun? Neden? Aybüke şikayetçi olmamış da ondan. Şikayetçi olmasa ne olacak ki? Reysel soruşturma açılmıyor mu? Hem uyuşturucu çıkmadı mı bunlardan? Kanlarında çıktı, evet. Ama üstlerinde çıkmadı. İşin narkotik kısmına Zeki ile Fiko bakıyor. Bizim kızı ikna etmemiz lazım. O işte sana bakıyor. Fatma Hanım, merhaba. Buyurun, ne var? Nasılsınız Fatma Hanım? Kızım şikayetçi olmayacak. Boşuna gelmişsiniz. Lütfen müsaade edin, biraz konuşalım olmaz mı? Bakın, biz de sizin kadar üzgünüz. Biz hem üzgünüz hem de çok korkuyoruz. Bana kızım lazım, kızım. Bitsin gitsin bu iş artık. Allahlarından bozsunlar. Anne tamam. Bırak gelsin. Konuşalım ne konuşacaksak. Aybüke, iyi misin? Değilim. Nasıl olabilirim ki? Hey maşallah be. Şu güzelliğe bak ya. Dayısının bir tanesi, bak bak gel. Dayısının bir tanesine bak bak. Yeğenim mi? Ankara'daki büyük ablamın kızı Esin. Mayıs'ta liseden mezun oldu. Geçen ay Hollanda'da üniversiteye başladı. Bugün de doğum günü ya. Maşallah, kafada zehir ha. Öyledir amcası. Daykom, iyi ki doğdun. Dayısının bir tanesi. Seni çok seviyorum. Akşam müsait olunca konuşuruz. Öpüyorum kocaman. Bay bay. Hadi kafam şişti. İşimize bakalım mı artık? Bakıyoruz zaten. Senin de hiç muhabbetin yok be birader. Birader, muhabbete gelmedik. Hap arıyoruz. O sapıklar gece kaçarken burayı bir yere fırlatmışlar malı. Tacizden saldılar. Bari narkotikten alalım diye geldik. Senin alınanı dinliyoruz burada. Şu tarafa bakacağız. Yürü. Yürü. Geldik ya, tamam. Ne kızıyor? Yani ben hem işimi yapıp hem muhabbet edebiliyorum. Sende o yok demek. Yani olmayınca olmaz. Lan hadi. Tamam, geldim. Sakız çiğnerken yürüyebiliyor musun sen? Kaç aylık? 5 bitiyor. Allah bağışlasın kardeşim. Bak sen de anne olacaksın. Anlaman lazım. Ben evladımı sokakta bulmadım. Haklısınız. Haklısınız tabii. Bir arkadaşımın başına gelmişti. Kendisine kafayı takan bir adamı şikayet etti. Adresini değiştirdi. Sonra davalık oldu. İlk duruşmada hakim sorunca adresini söylemek zorunda kaldı. O sapık hem beraat etti hem kızın yeni adresini öğrendi. Şimdi sen diyorsun ki bu devlet kızımı koruyacak. Nasıl inanalım? Söz veriyorum, sizi asla tehlikeye atmayacağım. Gerekirse kapınızda ben nöbet tutarım. Ama bu işin sonunu getirmemiz lazım. Şikayetçi olsam ne olacak? Bugün saldılar, yarın da salacaklar abla. Bu sefer öyle olmayacak. Bak sen yeter ki bir adım at. Gerisini ben halledeceğim. Ve o sapıkları hapse atacağız. Sana yaptıklarını başka kızlara yapamayacaklar. Bu az şey mi? Hadi gel, yanlarını bırakmayalım ha? Var mısın ablacığım? Alo. Alo. Ne diyorsunuz, anlamıyorum ki bir şey. Savcı, beni bile hemencecik salıvermedi diyorum Hüsnü. Denetimli serbest bıraktı. Ya bu ahlaksızları nasıl salarlar Hüsnü? Ne bileyim Nazike, ne bileyim. Canım burnumda. Ben de onunla uğraşıyorum zaten. Bir de sana mı derdi anlatacağım? Ama neden? Ben halk değil miyim? Halkım ben, halk. Baba, bak bizim aklımıza dalga geçmesinler lütfen ya.
O adamların ne işi var elini kolunu sallaya sallaya sokakta ya? Yok bir işleri. Olamaz da zaten. Alacağız kızım. Alabilirsek alacağız. Bir müsaade ederseniz işimizi yapalım mı biz de burada? Siz işinizi yapamadınız diye böyle oluyor Hüsnü. Şimdi konuşturma beni. Bilip bilmeden konuşma Nazike. Vallahi fena yaparım ha. Kapat. Kapat telefonu. Gergin anacığım, gergin. Abla basıyorsun sen de damarına. Ne dedim ayol? Huyu böyle. Bu adam iletişime kapalı. Kapalı. Rıza baba. Gördüğün gibi sosyal medyada aklına gelebilecek her türlü mecrada milletin canı burnunda. Sonuna kadar da haklılar yani. Bu adamlar nasıl serbest kalır? Aklı almadı insanlar. Bizi mi almıyor? Onları nasıl alacak aklı? Ekip ne durumda? Az daha yüklen. Az kaldı Zeki. Hadi hadi. Hah, oradan yap bakayım. Hah. Yüklen, yüklen hadi. Az kaldı. Hah. Bak oluyor. Oluyor, oluyor. Hadi Zekim, hadi. Yaparsın sen. Ha işte öyle. Hadi aslanım. Hadi aslanım, başarısın. Hadi aslanım. Çok az kaldı. Hadi Zeki. Hadi aslanım. Hadi. Hadi bakayım. İşte bu be. Helal olsun sana Zeki. Ben öldüm. Sen bak. Dur bakayım. Vallahi orada. Gördüm Zeki. Bak. Harbi mi diyorsun? Dur 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 dur. Ceplerini boşalt, boşalt, boşalt. O ne demek? Lan çıkarmalı. Ulan Salih. Üstümüzde yakalanırsak biteriz. Yürü. Ne bekliyorsun oğlum? Al hadi, al bakayım. Al. Yok daha neler. Ben mi alacağım? Eldiven verdim. Sok elini, al. Abi ben nasıl sokayım elimi ya? Benim midem hassas. Hı? Kusarım ben. Efendim başkomiserim. Ha Zeki. Ne durumdayız? Bulduk bir şeyler, bulduk. Fika alıyor şimdi. Şu anda tam almak üzere. Alıyorum başkomiserim. Bulmuşlar. Tekrar gözaltı yapacağız. Savcıyı arıyorum. Acele edin. Tamam. Hadi diyor. Yolculuk nereye Baki? He? Siz nereden çıktınız lan? Kes sesini. Kes. Adana güzeldir bu mevsimde ama sen gidemeyeceksin. Adana yolcusu kalmasın. Adana yolcusu kalmasın. Lütfen acele edelim. Yavaş be yeter. Sus lan sus. Sus. Kırarım. Önce kulunu kırarım, sonra kafanı kırarım ha. Yürü, yürü. Yavaş dedim ya. Geç, geç. Al lan şunu, al, al. Vallahi borç. Memlekete gidince arsa satacağım. Bir aya öderim. Günü geçmesin. Bozuşuruz Salih. Söz verdi ki abi işte. Buyur. Salih orada komiserim. Oğlum yavaş biraz. Ay seni gerizekalı. Gördü bizi. Geldiler. Ulan senin yapacağın işi. Kaçma lan, kaçma lan. Ne yapıyorsun be? Bana bak, arka kapı var mı lan burada?
Ne yapacaksın arka kapıyı? Oğlum söylesene lan. Şu tarafta. Kardeşim iyi misin? Nerede bu ya? Baksana, kaçan birini gördün mü? Buraya girdi. Daha iyisin değil mi? Bir şeyin yok. Kardeşim dur bir saniye. Buraya en son kim girdi? Manyağın biri bana bıçak çekti. Nerede şimdi? Arkadan kaçtı. Dur, sen bekle. Önden ben çıkayım. Nereye kaçıyorsun? Abi. Senin yüzünden uzadı bu iş böyle. Al şunu. Yürü. Bırak. Hayatımı kurtardın Zeki. Hem de yürüye yürüye. Gel. Bir sarılayım sana abiciğim. İstemez, istemez. Anons geçin birimlere. Sarılayım bir kere ya. Hayır ya. Kardeşim bir 5 dakika dışarı alalım sizi. Hadi acele edelim biraz. Hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam mı? Sakin mi? Bak geliyor ha. Boşalttım komiserim. Tamamdır. Aferin. Sen git bir çıkış kontrol et. Tamamdır komiserim. Önüne baksana oğlum. Bir düz dur lan. Kalk kalk kalk. Kalk ayağa. Kalk kalk. Kalk kalk kalk. İşimiz var daha seninle. Kalk. Yürü. Şşş. İçerisi nasıl? Hazır gibi hazır gibi. Güzel. Yürü. Yürü. Bayırın gülü. Aybüke korkma, burada seni göremezler. Onların artık işleri bitti. Ama senin şikayetin de olursa hak ettikleri gibi daha uzun süre yatarlar. Daha uzun süre dediğiniz ne? Birkaç hafta mı? Tepkinde haklısın. Lafım yok. Bu durum bizim de canımızı sıkıyor. Ama hiçbir şey yapmadan da olmaz değil mi? Hadi şimdi sıra sende. Evet, bunlar. Peki. Şikayetçi olacağım. Bravo Aybüke. Harikasın. Hadi gidelim biz. Gel. Buyurun Erkan Bey. Konuşun müvekkilinizle. Kaldırın lan kafanızı. Avukatınız geldi. Bu hal nedir böyle? Mukavemet gösterdiler. Ne yapayım? Benim de en sevmediğim şey. Hatta Salih arkadaşımızı bıçaklamaya kalktı. Bir de uyuşturucu suçundan yeni dosyalar açıldı. Size bayağı iş çıkardılar yani Erkan Bey. Ama siz seversiniz böyle şeyleri. Sosyal medya yüzünden aldılar bizi. Orada yazılanlar yüzünden. Allah'ını seversen. Lan siz ne arsız çıktınız lan? Gençler, başka bir avukat bulun. Benden bu kadar. Bu herif bile dayanamadı size be. Başka avukat istiyoruz. Ben sizin ne istediğinizi biliyorum. Usta, sen de çık istersen. Kolay gelsin ustacığım. Sağ ol. Evet. Evet. Nerede kalmıştık? Geç bakayım şöyle. Geç, 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 geç. Geç şöyle. Gel bakayım buraya, gel, gel.
Bu kadar erken mi çıkacaksın baba? İş çok kızım. Görmüyor musun ortalığın halini? Ama bir daha almışsınız o adamları değil mi? Aldık, aldık. Bakalım ne zaman salınacaklar? Yok canım. Bu sefer öyle olmaz herhalde değil mi Hüsnü? İnşallah. Olmasın diye uğraştık. Bakalım. Zor. İşiniz çok zor Hüsnü. Allah yardımcınız olsun. Amin, amin. Hepimizin. Biz bile şaşırıyoruz. Nerede, ne zaman, ne çıkacak karşımıza hiç belli değil artık. Dikkat edin kendinize, olur mu? Ederiz babacığım. Siz de öyle Hüsnü. Tamam canım. Aklın kalmasın baba, ben hallederim. Kolay gelsin babacığım. Hadi Allah'a emanet Hüsnücüğüm. Hadi eyvallah. Görüşürüz hadi baba. Baba geldim. Ne bunlar güzelim? Ne zahmet ettin? Bu müşteriye. Bu da sana. Bu da benim mi? Senin ama çay değil. Zencefilli, nane, limonlu, ballı ıhlamur. İlaç gibi. İçilecek babacığım. Sabaha kadar öksürüyorsun, duymuyor muyum ben? Hadi ne olur benim hatırım için. Daha şimdiden şifa dağıtmaya başladınız Ülke Hanım. Hemşire olunca kim bilir ne marifetlerinizi göreceğiz maşallah. Şşş, daha var o günlere, dur bakalım. Bir şey diyeceksin sanki sen. Söyle hadi söyle. Kitap alacağım, para lazım değil mi? Önceki senelerin çıkmış soruları baba. Çok işime yarayacak sınavda. Baba bu fazla. Al işte kendine de bir şeyler hemşire hanım. Aslan babam. Çok oyalanma. Alıp eve gideceğim zaten. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol. Ülkü kızım. Allah Allah. Neredesin kızım? Ülkü. Ülkü kızım. Ah be kızım, neredesin? Müdürüm, önemli bir ihbar var. Nedir? Kayıp bir kız. 19 yaşında. Adı Ülkü. İhbarı yapan babası. Henüz 24 saat olmadı ama kayıp şahıs önceden birkaç kez tehdit edildiğini bildirmiş. Yani acil vaka olduğundan dosya bizde. Olay yeri neresi? Ülkü'ye ait telefondan sinyal alınan son nokta. Tüm ekipler orada. Yok. Diğer tarafta da bir şey yok. Duyuyor musun Hakan? Neyi? Telefon sesini. Şimdi duydum. Şuradan geliyor. Telefon burada. Belki kız da burada bir yerdedir. Kızın telefonu mu? Evet. Ya babası da arıyor sürekli. Kızını sorup duruyor. Ne diyeceğiz bu adama? Bilmiyorum Fiko. Asıl kızın şikayetçi olduğu biri varmış. Rahatsız ediyormuş. Onu bulmamız lazım. Elde şüpheli var yani ha? Ben şimdi sordurup öğrenirim. Ha, iyi olur. Sağ ol. Hakan.
Mahmut, evet. Siz baba kız mı yaşıyordunuz burada? Evet. Doğrudur. Anne söyleyeli çok oldu. Anladım. 10 yıldır kızımla bir başımızdayız. En son ne zaman görüştünüz? Ben erken çıkarım sabahları. Simit satmaya giderim. Tezgahım var durağın orada. Ülke sabah yanıma uğradı. En son öyle gördüm. Nereye gittin söyledin mi? Ders kitabı alacaktı. Üniversite sınavı için. Bakın size diyorum, durduk yere kaybolmadı kızım. Kesin o Soner bir şey yaptı. Soner'i araştırıyoruz. Az önce babasıyla konuştuk ama o da bilmiyor nerede olduğunu. Bu değil mi Soner? Evet bu. Şu Soner'i biraz anlatsana. Kim bu olan? Kızıma kafayı takmış. Uyuşturucu bağımlısı manyak. Liseden beri Ülkü'nün peşinde. Ailesi bile baş edemedi. Kaç kere tedaviye yolladılar, yine uslanmadı. 2-3 senedir bizi hayatı zindan etti. Sürekli ölümle tehdit etti. Hem beni hem Ülkü'mü. Peki şikayet etmediniz mi? Ettik. Ettik ama hiçbir şey olmadı. Karakola gidin sorun anlatsınlar. Kaç kez gelmişim, kaç kez yalvarmışım. Gidin sorun. Bulduk cesedi. Nerede? Çalıların arasında abi. Ne durumda? Paramparça abi. 8 parçaya ayırmışlar. Tamam. Tamam, Hakan haberleşiriz. Usta var mı Ömer? Haber yok usta. Haber yok. Arazi falan bir şeyler? Oradan bir şey çıkmamış. Mahmut sen bizimle merkeze gel. Bizim yanımızda dur, tamam mı? Peki komiser. Zeki sen de. Ne oluyor usta? Kızın ölüsünü bulduk. Yapma be. Hem de paramparça. Ne diyorsun usta? İlkten söyleyemedim Mahmut'a. Bir süre idare edelim. Bu arada bir şüphelimiz var. Kim? Soner diye bir genç. Belalısı gibi bir şeymiş. Adresi falan var mı? Vücut bütünlüğü mü bozulmuş? Ne demek oluyor bu? Yani kolları, bacakları... Anladım, anladım. Yeter. Peki bu aşağılık kim ve nerede saklanıyor? Almak üzereyiz. Herkes seferber müdürüm. Gir, 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 gir. Odalara bakın. Usta! Usta! Bir gel bak. Temiz burası. Salon temiz. Mutfak temiz. Şuna bak. Bunun içine de bakalım. Ha? Bir sürü abuk subuk çizim. Nereden toplamış bunları? Bir de hap bağımlısıymış. Kendine stok yapmış. Şuna bir bakın. Çizdiği son eskizlerden biri. Ölü bir kadın. Uzuvları da etrafa saçılmış. Ülkü gibi. Zavallı kız. Bu nasıl bir manyak ya? Doktor raporu bile var. Nasıl dışarıda geziyor asıl onu sormak lazım. Nerede tutacaksın? Nereye kapatacaksın bunları ya? Her mahalleye bir tımarhane lazım artık. Amirim, Soner'in babası geldi. Aydın Demir. Ne oldu Soner'e? Ne yaptı söyleyin. Katil oldu oğlun. Ne? Gel sen geç şuraya be. Geç şuraya. Durun. Geç şuraya. Ne yapıyorsunuz? Otur lan otur. Kes lan kes. Bırak lan boğazları. Sen oğlunun ne yaptığını biliyorsundur. Nerede olduğunu biliyorsundur. Babası varken başka kime sığınacak bu adam? Yardım etti değil mi lan? Ha? Hayır. Katil mi dediniz? Lan
Şşş, bana konuş ulan bana. Nereden oğlum? Bilmiyorum. Lan benim sabrımı deneme, söyle. Bilmiyorum. Allah belamı versin, bilmiyorum. Bilmiyorum. Kime kıymış Allah'ın belası? Ben bu kadarını beklemiyordum. Bir sürü kullanıcı Soner'i övüyor şu anda. Bu hangi site? Nasıl bir platform bu böyle ya? İnternetin derinlerinde gezenlerin bildiği bir sosyal medya uygulaması. Soner de sık sık burada takılıyormuş. Ülkü'nün cesedinin fotoğrafını koymuşlar. Bu linkte Ülkü İncekara yazıyor. Bu nasıl olabilir? Bizden başka olay yerinde kimse yoktu. Yani sızması mümkün değil. Belki bizzat Soner koymuştur. Aç bakayım şunu Merve. Allah kahretsin. Ay çok kötü ya. Bu resmi Soner'den başkası koymuş olamaz. Ve aynı kullanıcı şu anda bir canlı yayın başlattı. Nasıl? Nasıl yani? Soner şu anda canlı yayında mı? Evet. Takip edebilir miyiz? Uygulama üzerinden çok zor. Tamam aç Merve, aç izleyelim ne yapıyor manyak. Bırak beni, yalvarıyorum. Merve, hemen bana bu adamın bu yayını nereden yaptığını bulacaksın. Zor mor dinleme. Anlaşıldı. Merhaba Mahmut Bey. Ben Emniyet Müdürü Rıza Soylu. Ülkü'yü arayan ekibin başında da ben varım. Kızımı buldunuz mu? Onu söyleyin bana. Gel bir oturalım da öyle konuşalım biz sizinle bunu. Müdürüm yeter, söyleyin artık. Bak. Mahmut bak. Rıza baba. Ne oldu Selin? Bir kız daha kaçırıldı. Yine aynı şüphelinin elinde. İnanılacak gibi değil. Hiç daha önce böyle bir ceset görmemiştim. Yine bir eski sevgili çıkacak arkasından. Adım gibi eminim. Katili bulmak üzereyiz savcım. İnşallah yakında netice alacağız. Bakalım. Kaldırabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar, kaldıralım. Savcım merak etmeyin. Biz elimizden gelen her şeyi tamam. Yapacağız. İyi günler. Efendim. Aylin, katili bulduk. Soner Demir. Bulunduğu adres Kerimler Sokak 11 numara. Bize çok yakın. O yüzden seni aradım. Adamın elinde rehine var. Ülkü'yü kurtaramadık. Bari onu kurtaralım. Kerimler Sokak 11 numara. Anlaşıldı. Gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Burası sizde. Toparlanın gidiyoruz hadi. Anlaşıldı komiserim. Anladım. Kerimler Sokak'ta ne var? Kerimler Sokak? Kız kardeşimin evi var. Ama şu an Almanya'dalar. Soner'de anahtar var mı? Evet var. Arada gider orada kalır. İyi hadi. Peki Gizem diye bir kız tanıyor musun? Soner'in arkadaş çevresinden. Tanıyorum. Soner'in eski okulundan. Senin manyak oğlun onu da kaçırmış. Haberin var mı? Bu canlı yayını engellemenin bir yolu yok mu çocuklar? Var müdürüm ama hemen olmaz. Alçak herif. Kızı kesecek baba. Peki yetişebilecek mi bizimkiler?
hafife almakla yanlış yaptınız. Bana bak. Sakin ol. Tamam. Bırakın tamam, beni. Tamam. Çözüyorum seni. Sakin ol. Dur lan. İyi misin? Tamam Fiko, tamam. Bırakın değmez. Geçti. Geçti. Tamam geçti. Tamam, 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 tamam. Sakin, tamam, tamam, geçti. Tamam, tamam, geçti. Şşş. Sakin, geçti. Tamam, gel benimle, gel benimle, gel benimle, gel benimle, gel. Cinnet geçiren 19 yaşındaki genç bir kadını öldürdü ve bir kadını yaraladı. Asayiş ekiplerinin operasyonuyla yakalanan katil zanlısının cebinden katliam listesi çıktı. Polis müdahalesiyle durdurulan katil zanlısı eğer yakalanmasaydı daha kaç kişi öldürecekti? Düşünmek bile insanı korkutuyor sayın seyirciler. Tüm bunlara neden olan 19 yaşındaki genç şimdilik akıl hastanesinde gözetim altında. Helal olsun be. Küçük manyak. Uf. Bebeyken kıvır kıvırdı saçları. Kuzu gibi. 6 aylıkken götürdüm, kestirdim. Gür çıksın diyeymiş. Kıyamadım. Mendilimde sakladım tel tel. Kokusu üstümde, nasıl atayım? Şimdi bana ülkemi kaç parça buldunuz diyemiyorsunuz. Diyemiyorsunuz. Başkomiserim, babayı teşhis alabiliriz. Seninle gelmemi ister misin Mahmut? Daha hiçbir şey istemem. Hayatı o an orada, bu kapının arkasında bitti adamın. Yaşasa ne olacak artık? Gözümüzün önünde bitti. Söyleyecek sözü bırak, aldığımız nefesten utandık. Öyle küçücük kaldık karşısında. Ben yıllardır suçun, kötülüğün, hatta acının her çeşidini gördüm. Biliyorum sanıyordum ben bunu. Ama öyle değilmiş. Burası neresi? Bu insanlar kim? Ben bilmiyorum. Göz göre göre bu vahşet, bu acımasızlık, bu cesaret kime, nereden, nasıl geliyor? Birileri cehennemin kapılarını açtı, ipini koparan buraya mı geldi? Biz neredeydik o sırada? Ne yapıyorduk peki? Çoluğu çocuğu, yolda yürüyen kadını koruyamadıktan sonra... Hayır, aslında korumak da değil mesele, biliyor musunuz? Tek tek kimseyi kurtarmak değil. Kötülüğün korkusu kalmadı. Senden, benden, belimizdeki silahtan, kimlikten, kanundan,
Hiç kimseden, hatta devletten bile çekinmiyor. Biz kendimizi bildik bileli işimizi hakkıyla yaptık. Ya da öyle sanıyoruz yani. Kendimizi mi kandırıyoruz acaba? Bir tek bizim yapmamızla olmuyor demek. Olmaz tabii. İnsan dediğin saksıda yetişmiyor ki. Bunun ailesi var, eğitimi var. Hangi şartlardan, kimlerin elinden geçip de geliyor karşımıza? Nelere alışıyorlar biz gelene kadar? Üstlerinden uyuşturucu madde çıktı bugünkülerinde mesela. Ha, madde tabii değil mi? Uyuşturucu, alkol. Yani suçlu bunlardır mı diyorsunuz? Bunlar her dönem vardı baba. Bu kadar çok muydu? Kimyasallar acayip yaptı millet. Peki. Hepsinin peşine düşün. Düşelim yani hadi. Yapabilirsek kökünü kurutalım bunun. Ama kolayına kaçmayalım. Meselenin adını doğru koyalım. Bu yaşadığımız çürümedir arkadaşlar. Hem de topyekün. Tepeden tırnağa çürüme. Onu temizleyecek operasyon var mı ben bilmiyorum. Hadi bakalım. Narkotikten destek istediler. Zaten yürüyen bir operasyon var. Biz de yardım edeceğiz. Nasıl bir yardım bu? Malın ham maddesine ve yurt içi, yurt dışı satışına yönelik bir operasyon. Candan müdür de ekiple sahada. Ha. Siz planı çoktan yapmışsınız. Ayıp olmasın diye bir de bana soruyorsunuz. Yok, tamam. Yani. Öyle şey olur mu ya? Her neyse. Gidin bakalım. Müdürünüzü yalnız bırakmayın. Hadi. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi. Buyurun, teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Buyurun. Merkezi bir yoklasana ailen. Alışveriş tamam mı? Bir sor. Tabii. 45-44 merkez. Cevap ver. Mal bende, yola çıkıyorum. Tamam. Maksut Bey yanımızda. Aklımızda sen de ona göre. Enselenmeden gelmeye bak, tamam mı? Kendi işine bak sen. Endişe etmeyin. En iyi adamımız. Ben çok rahatım. Gayet iyi çalışıyorsunuz. Doğru adrestesiniz Maksut Bey. Merkez 45-40. Hedef araç kontrol noktasına doğru ilerliyor. Tekrar ediyorum. Hedef araç göründü. Yaklaşık 2 kilometre. 45-40 onayla. 45-40 merkez. Anlaşıldı. Allah kahretsin, çevirme var. Ay şansımızı. Güzergah kontrol etmiştiniz hani Birol? Ettik.
Burada çevirme olmuyordu. Ne yapacaksın Korhan? Halledeceğiz. Adamıma güveniyorum ben. Müdürüm, araç geldi. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hazır olun. Kolay gelsin. Kimlik göreyim. Araçtan inin lütfen. Sebep? Beyefendi, hadi iner misiniz? Hiçbir şey yapmayacak mı? Buradan dönüşü olmaz artık. Yakalandı. Film bitti. Birol, bir sus oğlum ya. Sakin olun. Ufuk bir yolunu bulur. Bagajı açar mısınız? Bagaj? Evet, bagaj. Arabanızın bagajı. Bu bagaj. Tekrar edeyim mi? Aptal herif. Ne derse yapıyor. Lanet olsun. Bavulu aç. Ne yapıyor bu? Hop hop hop. Hey dur. Dur yavaşla. Çekilsin, çekilsin. 41-12 merkez. 41-12 merkez. Bir dakika, 34 Edirne Rize Ankara 16-71. Kontrol noktasından kaçıyor. İzzet bas bas. Hadi İzzet, takıl peşine. Melih, gözden kaçırmayın aracı. Helal lan Ufuk. Ben dedim size, bir yolunu bulur dedim. Adamın işini biliyor maşallah. Acele etmeyin sevinmekte. Oradan buraya daha epey yolu var. Her şey olabilir. Boş konuşuyorsun Birol. Sen o şom ağzını açmasan. Çok mu üzülürsün yakalanırsa? Gelin bakalım. Topunuz gelin. İzzet oğlum, ilk defa mı araç kullanıyorsun? Bassana. Yaklaş biraz hadi. Tamam komiserim. Ana yoldan çıkıyor. İzzet bırakma peşini. 45-44'ten Beykoz civarı tüm birimleri. 34 Hatay Trabzon, 37-567 plakalı şüpheli araç Riva Caddesi'nden Şevketpaşa'ya doğru ilerliyor. Riva Caddesi'nden Şevketpaşa'ya doğru. 45-44'ten 47'ye. Melih, Arıcılar Sokak'tan girin siz. Hadi oğlum biraz hız yap ya. İzzet oğlum bassana, hadi bas. Gözden kayboldu. Devam et, devam et. Hadi ilerle. Görüyor musun bir şey? 45-47'den 44'e. Araç görünürde yok komiserim. Buralarda da yok. Kaçtı herif ya. Müdürüm, candan müdürüm. Ne yapalım? Buraya kadarmış. Dönüyoruz. Melih, Melih, merkeze, merkeze dönün. Anlaşıldı. Volkan. Buyurun, geçebilirsiniz. Hoş geldiniz. İsminiz? Sinem. Buyurun, iyi eğlenceler. Hoş geldiniz. İsminiz? Ahmet. Buyurun. Altyazı M.K.
Adamım geldi be. Aslan. Nasıl yaptın Ufuk kardeş? Ben dedim gitti. Yakalandın zannettim. Şansımız yaver gitti. Böyle de mütevazı adamdır işte. Ya ne demezsin. Takip edilmedin değil mi? Yok. İki kere araba değiştirdim. En son taksiyle geldim buraya. İyi, güzel. Harbiden şanslısın ha Ufuk. Neredeyse paket oluyordun. Bizi de patlatıyordun. Ama olmadım. Mal da burada. Kontrol et bir. Ambarlı'dan pazar gecesi yola çıkacak malın konteyner numarası. Süre tahmini bir hafta. Bizden bu kadar Maksut. Gerisi sende. Çok mu korktun? Ah Ufuk, bir kere daha açsan ne olur. Heh, aranan adam geldi sonunda. Selam Ufuk. Selam. Gel geç otur şöyle. Selam. İyi gitti ha? Evet müdürüm. Tıkır tıkır işledi plan. Ne yapıyor bu? Hey dur, yavaşla. Demek bizim kaçak sensin. Şüphelenmediler değil mi? Yok. Hayır, hiçbir şey anlamadılar. Hakan öyle bir geldi ki ben bile korktum. Neyse meseleye dönelim. Ortalık çok karıştı Ufuk. Olayın bir tarafında bu haplar var. Senin çete bu hapların ham maddesini satıyor. Baskın yapmanın vakti geldi bence. Şimdi dokunmayalım ne olur müdürüm. Tedarikçi belli olmak üzere. Kaç aylık emek güme gider. Sen de haklısın da aslanım bizim müdür de bastırıyor. Rıza babama. Bir şey istiyorsa hemen olsun ister. Ne olur birkaç gün bana müsaade edin. Ucuna kadar geldim. Heba almasın. Peki hala Ufuk. İki günün daha var. Çok sağ olun müdürüm. Kendine dikkat et. Betül'e de çok selam. Baş üstüne müdürüm. Anladım, anladım Merve. Sağ ol. Başka bir detay çıkarsa muhakkak haber ver. Hemen ilgilenelim. Tamam mı? Tamam, tamam sana da. Ne diyor? Soner'in açtığı canlı yayın vardı ya son anda yetiştiğimiz. Onu izleyen, yorum yapan sosyal mecraları incelemeye almış siber şube. Kullanıcı dökümleri falan filan. Bizimle ilgisi ne? Pelin de varmış izleyiciler arasında. Aa, şu tasmanın Pelin. Evet o. IPC yurt içinde tespit edilmiş. Yerini belirleyememiş Merve ama uğraşacak. İşte. Yani gitmemiş. Kaçamamış da ha. Güzel. Yani yarın bir gün mutlaka bir iz daha bırakır bir yerlerde. Biz de gider alırız. Kapanır bu konu. Kapanır diyorsun. Kesin yani. Savcı bile uzatmıyor Aylin. Görmüyor musun? Sen de artık bırak yakasını. Boş ver.
Ben ne yaptığımı biliyorum Hakan. O adamı silahsızken vurup öldürdüğümü. Evet. Ya ben de biliyorum. Gittim elini silaha tutuşturdum adamın. Mi? Ya bu kadar mı? Ya adam umurumda değil benim. Senin için yaptım ne yaptıysam. Ben senden böyle bir şey istedim mi ha? İstemedim. İstemedin. Çünkü istemen gerekmiyor Aylin. Bal gibi biliyorsun. Ben senin için her şeyi yaparım. Ya İzmir falan diyordun sen. Böyle tayin işi bir şeyler falan diyordun. Ya şimdi onun ne alakası var? Sırası mı şimdi İzmir'in? Sen gitmek istiyorsan tam vakti şu anda. Beni merak etme. Ben kendim başımın çaresine bakabilirim. Ya Aylin yapma işte şunu ya. Yapma ya. Yapma ya. Nasıl olmuş? Bunu sen mi kurdun? Evet. Beğendin mi? Bu böyle parça parça geldi böyle koliyle. Aldın taşıdın buraya kadar. Kendin açtın, kendin kurdun. Ha? Ya bunların hepsini sen mi yaptın tek başına? Evet Mesut. Ne var? Var. Ya. Allah ya. Sen beğenmedin mi beğendin mi? Sana bir şey soruyorum değil mi? Ya. Öyle bağırıp çağırıp böyle üste çıkmak falan yok bu sefer. Mutfakta böyle çiğ tohumlu kek yapmaya benzemez bu işler. Hiç bak girme oraya. Bak kavga etmek istemiyorum girme oraya. Yapma ya. Ne yapma ya? Asıl sen yapma ya. Yorma artık kendini ya. Ay. Gözünü seveyim ya. Bırak şu işleri ya. Mobilya, kereste, odun, sunta bunlar bana ait. Tamam ona şüphe yok tamam. Kızı da yordun, kendini de yordun. Yeter. Beni de hepten yordu yani. Tamam. O kadar büyük bir yorgunluk yok yani o kadar. O kadar da fukara da yok. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ama bir daha yapma. Tamam. Yapma. Tamam, yapmayacağım. Yapma. Tamam, tak kendi tak, yapmayacağım. Tamam. Ben de ya. Kereste odun tamam, işleri. Tabii sen de işte. Tamam, hadi. Tamam, hadi. Bak şimdi bunu buraya böyle takıp dur şuraya. Ben senin çaydan demleyeyim de sen demlen biraz. Yorma kendini ben. Tamam mı canımın içi? Tamam canım. Telsiz. Tamam ben tamam, alırım onu da oradan. Tamam kalsın. Aha, tamam. Tamam. Candan müdürün sana selamı var. Bugün gördüm. Sağ olsun. Günün nasıldı? Her zamanki gibi berbat. Seni özledim. Çok yorgunum Betül. İyi geceler Ufuk. Görüntüler Beyrut Limanı'ndan. Mersin'den kalkan Liberya Bandıralı Şilebe, Beyrut Limanı'nda operasyon yapıldı. Yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Ne Lübnan'mış ya, helal olsun ha. Ülkeye her gün bomba yayıyor. Polis hala çalışıyor. Helal. Malın alıcısı Maksut Mağribi de yakalanmış. Ufuk'un bildirdiği adam bu değil mi? Evet. Paketi o gün bu adama teslim etti. Artık operasyonun Türkiye ayağını hızlandırmamız lazım.
Ufuk'un söylediğine göre kulüp sahibi Korhan bu işlerde aracılık yapıyormuş. Amaç asıl tedarikçiyi bulmak. Uzun süredir gizli görevde değil mi bu adam? Neden hala ulaşamamış? Anladığımız kadarıyla Korhan tam olarak güvenememiş Ufuk'a. Elinizi çabuk tutun. Meyrut limanında bu işin patlaması, Maksut'un yakalanması... Bütün bunların bazı sonuçları var. İnsanlar nasıl yakalandıklarını sorgulayacaklar. Örgütte bir sızma mı var? Biri mi bizi sattı? Bunu konuşacaklar. Etraflarına daha dikkatli bakacaklar. Herkes birbirinden şüphelenecek. Ve senin adamından da şüphelenecekler. Çok uzun süredir içeride. Artık çıksa iyi olur. Korhan'ı sıkı takibe al. Ve tedarikçiyi. Büyük patron kimse bir an önce enseleyin. Ha, Ufuk'u da bu işten tez vakitte çıkaralım, tamam mı? Korhan aşırı tedbirli. Telefon kullanmıyor. E ne yapalım yani, telefon kullanmıyorsa? Eski usuller ne güne duruyor? Korhan'ı fiziki takibe alın. Vardiyalı aralıksız takip edelim. Kene gibi yapışıyorsunuz ona. Tamam mı çocuklar? Hadi ama bakalım, şalandır. Kolay gelsin çocuklar. Bunu yapma Betül. Çalıştığım yer bir gece kulübü. Bütün gece kulüpleri silme, alkolle parfüm kokar. Tuhaf. Çok tuhaf. Tuhaf olan ne? Kulüpteki bütün kadınların aynı parfüm sürüyor olması tuhaf. Oğlum, mutlu musun? Koskoca başkomiseri nöbete diktin. Aman usta, tek başıma canım sıkılırdı be. Ulan Zeki'yi gönderecektik işte. Sen niye çıkıntılık yapıyorsun ki? Çobanım ya, özlemişsindir dedim. Eski günlerdeki gibi ha. Özlemedim oğlum, ne özlemesi ya? Kim bilir ne zaman çıkacak adam? Çok sürmez, merak etme. Yaslan arkana, al çekirdeğini. Al, 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 al. Ya bu çekirdek nereden çıktı ya? Bak al, 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 al. Sakın dökme ha yerlere. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kime diyorum, dökme. Bir şey olmaz ya, bırak Allah Allah. La havle. Hem yemezdin sen bunları. Nereden çıktı bu papağan gibi? Zeki alıştırdı. Mekana bak, mekana. Bir rol geliyor. Ben görmesem farkında bile olmayacaksın be. Dikkatimi dağıttın da ondan. Pelin'le ortak işletiyormuşsunuz kafeyi. Eskidendi komiserim. Devirde anlaşamadık diye bir iftira attı. Temizleyene kadar canımız çıktı. Ne iftirası? Affedersiniz. Çocuk pornosu yüklemiş bilgisayarıma. Yok artık. Derdimi anlatana kadar iki ay yattım. Peki şimdi bu nerede, ne yapıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Benden uzak olsun yeter. Peki. Bir şey duyarsan bize haber verir misin? Peki komiserim. Teşekkürler. Sağ ol. Tamam. Aa, Nazlı değil mi o? Eski muhbir mi? Evet. Ne haber Nazlı? İyiyim komiserim. Bir şey arıyorsunuz galiba. Nasıl yani? Bir kahve ısmarlarsanız belki işinize yarayacak bir şeyler biliyorumdur. Hadi gel. Hadi. Oğlum şu yerlere dökme ya. Baba, dur. Baba, baba, dur. Şu kapıya bir çeki düzen verin. İp kopuk olmaya başladı mekanı. Dikkat ederiz abi. İyi lan, çok bekletmedi. Şanslı günündesin çoban spor. Ne
Çok yaklaşma, kıllanmasın. İyi ki söyledin ha. Vallahi iyi ki söyledin. Candan müdür söyleyince bir şey demiyorsun ama. Müdür o. Müdür. Ay senin ben. Hadi Nazlı, anlat, dinliyoruz. Pelin'in kaçacağını duydum. Sen nereden tanıyorsun Pelin'i? Eskiden birlikte takılırdık. Çevremiz hemen hemen aynı. Nasıl kaçacakmış peki? Pasaport kimlik işini çözmüş. Kimden çözmüş? Gündüz, o ayarlamış. Bizim Pelin'i aradığımızı nereden duydun? Herkes duymuş zaten. Ben de sonradan öğrendim. Habide zamanında sağlam bir kazık atmıştı bana Pelin. Karşılığı olsun istedim. Ödeşme günü bugünmüş. Tamam. Gündüz'ün adresini ver. Tamam. Koran'ın böyle çiftliği var mıydı ya? Kayıtlı olarak yok. Bir bakalım içeride ne dönüyor. Dur, sen nereye? Ne demek nereye? Sen arabada bekle. Ne diyorsun usta ya? Oğlum, arabada birinin beklemesi lazım. O ben değilim, sensin. Ne yapacağım ben burada tek başıma ya? Merkeze sor, kiminmiş çiftlik, öğren. İyice artist oldun ha. Sus, 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 kes. Kıpırdama, patlatırım kafanı. Dön bana yavaşça. Oğlum, kıpırdamayayım mı, döneyim mi? Hangi birini yapacağım? Bak, yanlış yapıyorsun. Asıl sen yanlış yapıyorsun. Dön lan, dön. Senin etin ne, budun ne lan? Ben olmasam sen ne halt diyeceksin ya? Sen nereden gördün beni ya? Ha? Nereden gördün? Dışarıdan geldin değil mi? Eve girmedin hiç. Yok, girmedim. Daha yeni gelmiştim. Yani seni arayan olmayacak. Güzel. Kalk. Kalk lan, kalk. Kalk, kalk. Yapıştır. Al sen tak ya. Takamayacağım ben buna. Aferin lan. Gel buraya, gel. Geç şuraya. Burada biraz bekleyeceksin. Usta, ben geçiyorum şöyle. Sakata gelecektin ha, az kaldı. Ha, gel. Amirine, üstüne, başkomiserine güven biraz. Sanki bana mı araşan? Sus, sus, sus! Bağırma, millet duyacak. Ha, tamam, tamam. Selin'e konum attın mı? Attım, bakıyorlar. Ya kimdi lan bu adam? Kimdi lan bu adam ya? Tabii ya. Ne oldu? Korhan'ın karşısındaki adam. Bahri Uzunçarşı, büyük kaçakçı. Bahri? Bu İsveç'te hapis yatan değil mi ya? Ta kendisi. 15 yıl yattı, geçen sene tahliye oldu. Güya tövbekar işte. Ölsene mi? Hmm.
konuştuklarını bir duyabilseydik. Hallederiz başkomiserim. Ama biraz daha yakınlaşmamız lazım. Şöyle geçelim. Ne yapıyorsun statör? Yürü hadi yürü. Ne yapıyorsun Stan'ın? Ne işe yarayacak o? Ekranda büyütüp dudak okuyacağız. Çok anlarsın ya, çok. Bir anlayan vardır illaki başkomiserim. Kolay gelsin. Sağ olun. Gündüz'ün dükkanı nerede? Kırtasiyeci. Alt katta abicim. Merdivenden inince sağdaki dükkan. Sağ ol. Kolay gelsin kardeşim. Buyurun. Polis. Gündüz yok mu? Kahveye kadar gitmişti. Siz bekleyin, çağırayım ben. Ne oldu? Mekanın havasını sevmedim. Aç, aç. Siz beni arıyordunuz ama önce ben sizi buldum. Gel o zaman teslim ol. Şansını zorlama. Ya tabii, salak var sanki karşında. Bak Pelin. Kapa çeneni, beni iyi dinle. Ne yaptığınızı biliyorum. Gördüm. Hatta kaydettim. İzlemek ister misiniz? Neden bahsediyorsun sen be? Yolladım videoyu, hemen izleyin. Bu ne ya? Hep sizin yüzünüzden. Bütün ailemi bitirdiniz. Hakan. Bittik biz Hakan. Ne istiyorsun Pelin? Öldürdüğünüz adam benim sevgilimdi. Size bunun hesabını soracağım. Hem de yavaş yavaş soracağım. Artık ben ne dersem yapmak zorundasınız. Duydunuz mu beni? Ne diyorsunuz? Anlaşacak mıyız? Ne? Ne yapacağız? Karım bir şeylerin farkında. Ne yapmayı düşünüyorsun? Konuşacağım, böyle devam edemez. Ufuk, ben seni sevdim. Seninle olmak benim tercihimdi. Tamam mı? Seni hiçbir şeye zorlamıyorum. Sırf bu yüzden bana kendini borçlu falan hissedip böyle bir şey yapma. Öyle bir şey yok. Çıkar aklından. Seni seviyorum Nergis. Yokluğunu kaldıramam. Anla beni. Lan! Ulan adi köpek! Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz ya? Durun! Ne yapıyorsunuz? Durun, yapmayın!
lan şimdi? Ufuk! Bulundursanıza. Hayır Ufuk, yapma! Kurtamayın lan! Karışanı yakarım, bu benim meselem. Kaçma lan! Ufuk gitme! Yalvarırım, dur! Manyak ya. Oğlum bu ne ya? Oğlum bu kafayı mı yedi ya? Bir de bize silah çekiyorlar. Kaçma lan, gel buraya! Nerede lan bu? Kalk kalk kalk! Kalk! Geldik! Kalk! Hopa! Üzerinden çıktı. Şahıs sana emanet. Hiç merak etme başkomiserim. Gel bakayım. Dışarıyla temas kurmaması lazım. Bize birkaç gün zaman kazandırırsan senin narkotikçi devrelerle konuş. Bu iyiliklerini unutmayız, tamam mı? Akıl sağlığı muayenesine falan yollarız. Çözeriz komiserim. Sen dert etme. Tamam. Unutmayız bunu, tamam. Hatırlatırım. Hadi. Hadi yürü bakayım. Hadi yürü. Bahri'yi biraz araştırdık. Kaçakçılıktan yatmış. Sıra uyuşturucuya geldi demek ki. İsveç'te o kadar yatınca baronları bağlamıştır kendine. Aynen. Hafife almamak lazım. Görüntüleri aktardım müdürüm. Dudak okuma işi İzzet'te. Hadi ya. Sen nereden biliyorsun lan dudak okumasını? Babam doğuştan duyma engelli olduğu için. Ha. Daha küçüklükten öğrendim başkomiserim. Aferin aferin. Hadi bir yardım et o zaman, yardım et. Ne diyor? Ağır küfür ediyor başkomiserim. Ha, geç buraları o zaman, ileri al. Bas bas. Bir Rotterdam lafı geçti. Prenses isimli bir gemi. Bir iki saniye geri alsana. Haftaya ambar liman dediler komiserim. Saat falan bir şey demedi mi lan? Yok, hayır. Sadece ambar liman diyorlar komiserim. Bu kadarı da işimize yarar. Sen polissin değil mi? Polissin oğlum, biliyorum. Saçmalama lan. Hem de bayağı iyi bir polis. Ama biraz dikkatsiz. Tabii ya. Ulan sende bir numara olduğunu biliyordum. Ne diyorsun fotoğraflar amirim?
Tamam, git yap alışverişini ama gelince dokunma bir şey. Kalsın hepsi arabada, tamam mı? Ben taşırım. Sakın bak, yüklenme bir şeye. Her şeyde de seni mi bekleyeceğim Mesut? O kadar da değil. Hadi bakalım. Şimdi... Evet. Abla iyi misin? Bir şeyin var mı? Sancım var birazcık ama iyiyim iyiyim. İyi değilsin abla işte. Arayalım mı birini? Ambulans falan. Evde biri var mı? Sesleneyim ben. Yok, yok kimse. Ben şimdi toparlanırım, sakin ol. Abla vallahi korkuttun beni. Gel dayan bana, ben yardım ederim sana, gel. Tamam şöyle yapalım. Sen şuraya karşıma geç. Uzat bakalım elini. Çek bakalım beni. Aa, teşekkür ederim. Ah, tamam. Ah, bak daha iyiyim. Sana zahmet şu çantayı alıver bakalım. Teşekkür ederim. Bana şunları taşımamda da yardımcı olur musun? Tabii abla. Tamam hepsini birden alma ama, tamam mı? Keyfini mi bekleyeceğiz Pelin'in? Ne de o mu bizimkini bekleyecek? Ne olacak? Ne yapacağız? Şimdilik sakin olacağız. İyi tamam biz olalım. Peki ya o olmazsa, ya patlatırsa video ne yapacağız? İstediği bir şeyler var belli ki. Hem patlatsa bile neyi kanıtlayabilir ki? Her şeyi. Benim katil olduğumu, senin bunu örtbas etmeye çalıştığını. Bunlar işte hepsini. Yani ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam. Ne yapacağız? Şş, bir bak bana. Bana güven. Tamam? Güveniyorum. Ha, birlikte miyiz? Birlikteyiz. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Tamam? Tamam nasıl peki? Bilmiyorum ama... Bilmiyorsun işte. Ama sakin. Bir kere sözümü dinle ne olur. Aylin rahat ol diyorum sana. Sakin ol. Sakin ol ne olur sakin ol. Bu da geçecek canım tamam? Selin! 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 Hah! Canım, hoş geldin. Bu kim? Alican. Tanıştırayım. Alican, Mesut abi sana bahsettim. Memnun oldum abi. Sağ ol da. Sen kimsin aslanım? Ben ablaya yardım olsun diye... Dur ben anlatayım. Çocuğun ağzında lokmayla sen yemeğini ye ben anlatırım. Şimdi ben alışverişten dönerken kapının önünde azıcık fenalaştım. Alican gördü beni yetişti. İşte E'si aldıklarımı sağ olsun yardımcı oldu bana taşıdı eve kadar. Tam da o sırada kargo mobilyaları getirdi. Alican bayağı becerikli çıktı biliyor musun? Bana yardım etti beraber montaj yaptık. Sen mi yaptın bunları? Ha? Evet abi ben yaptım. Ellerine sağlık delikanlı. Ye yemeğini ye. Ne demek abi? Güle güle kullanın. Allah bağışlasın bu arada. Ha? Eyvallah. Yemeğini ye. Bitir. Yok geç oldu. Bana müsaade artık. Ha. Çok memnun oldum senin abla. Dur. Şunu al. Tamam mı? Şişt. Ne bu abi? Harçlık oğlum. Teşekkür etmiş olalım biz de yani. Ettiniz abi teşekkür. Alamam ben öyle. Bir şey beklemiş de yardım etmiş gibi olurum. Utanırım. Sağ ol. Tamam. Bunları ben sarayım mı? Yanına vereyim tamam, mi? Yemeyecek misin? Sarabilirsiniz. Hadi öyle yapalım. Tamam. Geç. Allah Allah. Nasıl yaptı ya bunları?
Kaldı mı ya böyle çocuk? Neden kalmasın Mesut? Ne tatlı, baksana. Yakınlar bize, biliyor musun? Kürekçilerde oturuyormuş. Ha. Annesi ve iki kardeşi varmış. Ha. Yani evinin de abisi. Helal. Aslan parçası be. Evet. Hadi hadi. Malın geliş yolunu değiştirmek lazım. Daha güvenli ama biraz pahalı. Denizden getirsek? Pisliği çok olur. Karayolu diyorsun yani. En mantıklısı tır sevkiyatı. Malı yakalatma da bir ol. Ne yaparsan yap. Sana bıraktım, tamam mı? Merak etme, ben halledeceğim. Otopark bekçisinin dikkatini çekmiş. Araç kımıldamayınca yerinden, sonra bagajdan akan kan. İhbar merkezi düştü. Araç sistemimizde kayıtlı. Hemen atlayıp geldik. Açar mısın? Cinayet silahı mı bu? Öyle görünüyor ama kesin değil. Mermiler de üstünde. Bir delil poşeti versene şuradan. Bagajda bulunan tabanca UFO'a kayıtlı. Olay yerinde cesedi inceleyen adli tabibin ilk tespitine göre yakın mesafeden 3 kurşun isabet etmiş. Daha sonra da bir kurşun daha atılmış. Yani herhalde olay yerine bırakıldığında yaşıyordu. Son darbe de orada vuruldu. Peki kesin olarak kendi silahıyla mı öldürülmüş? Silahın şarjöründe 4 kurşun eksik Rıza Baba. Büyük ihtimalle kendi silahı. Başkomiserim. Evet ben. Ufuk komiserin görev yaptığı gece kulübünden kamera görüntüleri topladık. Baksanız iyi olacak. Tamam, ver ekranı. Sağlam kavga çıkmış. Dahası da var komiserim. Baya baya vurmak için ateş etmiş. Bunların arasında ne mesele var? Bir anda böyle delirecek adam mıydı bu Ufuk? Galiba ilk şüphelimiz belli oldu. Olayın püf noktası, hatta çıkmaz noktası şu. Narkotik soruşturması bir anda cinayet soruşturmasıyla birleşti. Aylin. Şüpheliler aynı çetenin elemanları. Şeytan diyor ki git hepsini topla ve canlarını oku. Ama biz öyle yapmayacağız. Şeytana uymayacağız çocuklar. Yoksa adamlar sevkiyatı durdurur. Narkotik operasyonu da elimizde patlar. Biz de büyük balığı, yani Bahri Uzun Çarşı'yı avucumuzdan kaçırmış oluruz. Tabii. Ne yapalım baba? Şimdilik sadece Ufuk'un kapıştığı şu adamı bulun. Yani bir oğlu. Candan abla. 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 Hayır. 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 Ufuk. Hayır. Ufuk. Arkadaşlar, herkes olduğu yerde kalsın. Polis.
Kolay gelsin. Kimlik göreyim. Birol nerede? Yok, gelmedi. Arayıp sormadınız mı ya? Telefonu kapalı. Mesaimiz öğlene doğru başlar. Bir saat önce gelmeliydi ama gelmedi. Gezip dolaştığı yerler var mı? Nereye gitmiş olabilir? Çengelköy'de oturuyor. Yalnız yaşar. Adresini verelim isterseniz. Onu sonra alırız da. Sen anlat bakayım. Geçen burada kavga olmuş. Niye bildirmediniz emniyete? Ekip arasında bir şeydi. Uzatmak istemedik. Neymiş aralarındaki sorun? Hemen her şey. Yıldızları barışmazdı bir türlü. Kedi köpek gibiydiler. Devamlı hırlaşırlardı. Tamam da niye hırlaşırlardı bunlar? Benim bildiğim belli bir sebebi yok komiserim. Sevmezler birbirlerini. Ha öyle. Gözünün üstünde kaşın var diye, öyle mi? Öyle diyebiliriz aslında. Senin söyleyebileceğin bir şey var mı bize? Farklı bir şey söyleyemem. Aralarındaki sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Peki. Sen şu Çengelköy adresini ver bakayım bana. Neresi? Çengelköy'de nerede? Burası. Gittiler abi. Hı? Ara şu yeri hemen. Alo, neredesin? Arkadaşın evine geçiyorum. Orada bir yerde kalacağım. İyi, görünme ortalıkta. Geri zekalı manyak. Gizli görev mahvetti onu, bitirdi. Belliydi bir şey olacağı. İşiyle ilgili konuşuyor muydu seninle? Hayır, hiç. Son zamanlarda fazladan canını sıkan bir şey, biriyle bir anlaşmazlık ya da ona benzer bir şey var mıydı? Vardı ama daha çok benim canımı sıkan şeyler. Betül, bak canım yanlış zaman biliyorum. Daha sonra seninle oturup ağlayabilirim. Ama şimdi sormak zorundayım. Şu canını sıkan şeyler nedir? Sabaha karşı gelirdi işten. Bazen günlerce gelmediği olurdu. Gelir gelmez duşa girerdi. Üstü başı parfüm kokardı. Kıskanırdım. Fena kıskanırdım. Kulübün kapısında başlıyor derdi parfüm kokusu. Bütün gün, bütün gece o kokunun içinde yüzüyorum ben. Kavga ederdik bu yüzden. Ama sonra... Sonra hak verdim ona. Ne oldu da hak verdin ona? Eve geldiği son geceydi. Onu son gördüğüm gece. Konuşmamız lazım. Acelem var Betül. Sonra konuşsak olur mu? Hayır. Şimdi konuşmamız lazım. Konu ciddi ha? Oldukça ciddi. Oturur musun? Ben bıktım bu işten Ufuk. Bu parfüm, bu ucuz kadın kokularından bıktım Ufuk. Varsa bir şey söyle. Bir başkası varsa söyle. Hemen şimdi. Dürüstçe. Bir defa da. Bana azıcık saygın kaldıysa söyle. Dur tamam. Bir saniye sakin ol. Dinliyor musun beni? Yüzüme bak. Ben bu hayatta kimseyi ama hiç kimseyi senin kadar sevmedim. Bundan sonra da seveceğimi sanmıyorum. O son anı hiç unutmayacağım. Bana son sarılışını. Baba 2 sene önce vefat etmiş. Anne temizliğe gidiyor, gündeliğe falan. Ne iş çıkarsa. Alican'ı zaten biliyorsun. Yani bir küçüğü var, kız kardeşi. Doğuştan engelli. Ona bir akülü sandalye falan ayarlamak lazım. Tuş da sorduracak bakanlıktan, belediyeden. Olmadı, parasıyla alınır bir yerden ya. Ufaklık tam top canavarı. Boncuk gibi ya, bir görsen yani. O da Emre. Hepsinin çok selamı var sana. Gazinin yerini de tarif ettim. Yani evi zaten biliyorlar. Görsen çok tatlılar ya vallahi. Bir derdiniz olursa çekinmeyin dedim. Bir ara
Beraber gideriz ya, sevinirler. Sen zaten sevindirmişsin hepsini. Senin ne güzel kalbin var be. Ben aracıyım sadece, aracıyım. kızımızın ilk ayrını yaptık. Yerini buldu, güzel oldu. Canım benim ya. Sen isim düşündün mü isim? Ya düşünüyorum işte, dedim ya sana. Erken dedin öyle. Erken dedim ama bir düşündüğün isim ben vardı. Ben düşünüyorum. Söyle bakayım. Söyleme. Söyle. Hayır söyleme. Bence Müzeyyen koyalım. Müzeyyen. Tövbe estağfurullah. Müzeyyen kız. Bak süslü demek. Süslenmiş, bezenmiş demek. Yani. Açıklayınca he. Güzel ama. Evet. Yani. Müzeyyen ya. Böyle ama dalga geçerler çocukla. Niye dalga geçiyorlar? Kim kimle dalga geçiyor? Çocuklar çocukla dalga olur geçecek. Tren yolu değil mi burası? Hı hı, evet. Merkez 45-40. Nerede kızım bu adam? Şahıs tren yoluna girdi. Tekrar ediyorum, tren yoluna girdi. İstasyon tarafına doğru kaçıyor. Zeki, siz istasyon tarafından gelin. Hadi oğlum, biraz bas yetişelim. Senin yüzünden koşturmak zorunda kalmayalım. Zeki, sen koşturmuyorsun ki. Yürüyerek yakalıyorsun. Konuşma ya, bas ya. ...45-46'dan 42'ye. Geldik başkomiserim. Ön taraftayız. Tamam Fiko, siz sol tarafa alın. Sen nereye? Tepeye bakacağım. Sen devam et. Buralarda bir yerde kesin. Koşacak hali kalmadı şimdi bir yere. Yine de dikkat et usta. Başkomiserim, tepede yok. Aşağıda bir yerde saklanıyor olabilir. Ben gidiyorum. Gördüm başkomiserim. Orada iki vagonun arasında. Usta hadi 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 hadi. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı. Gel buraya. Geç. Geç.
Yürü! Usta tamam yeter. ...45'ten merkeze şahsı yakaladık. Başkomiserim! Başkomiserim! Bir yardım edin de ineyim ya. Çok yüksek. Oğlum nasıl çıktıysan öyle in ya. Vallahi çok yüksek başkomiserim. Hadi bir yardım edin de ineyim ha? Hadi bir yardım edin. Başkomiserim! Komiserim! Zeki! Dostum! Şu nasıl? Şeker ister misin? Sağ ol, eyvallah olsun abi. Karar verdiniz mi siparişinizi alabilirim? İki çay, iki de kaşar tost alalım. Esra abla. Yok be abi, Gelo, gelmediler yine. Hatırladın mı beni abla? Tabii ki. Partiye gelmiştin. Çok sıkıldım da evde. Güvendik birlik yer dedi Candan ablam. Ben de geleyim dedim. İyi yaptın. Gel bizimkilerin yanına geçelim. Bu nasıl bak? Çocuklar, sizi Gülo ile tanıştırayım. Candan müdürün Urfa'dan akrabası. Tanıyorum ya, gelmişti buraya. Canım sen geç otur, benim mutfağa geçmem lazım. Hadi. Gel Gülo, otur, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyisiniz? İyi işte. Alıştın mı İstanbul'a he? Alıştım da şu kalabalığı hala fazla geliyor. Zamanla alışırsın ya. Senin burcun ne? Sağlık muayenesi yapıldı müdürüm. Girelim mi sorguya? Girelim. Ben öldürmedim. Acele etme ya. Daha başlamadık bile. İzin ver, tadını çıkartalım biraz Birol. Birinci dakikadan ben öldürdüm diyenine hiç rastlamadım. Sen rastladın mı? Cinayeti üstüme yıkmaya karar verdiyseniz eyvallah. Ona bir şey yapamam. Ama ben öldürmedim. Peki. Ne halt etmeye kaçıyordun o zaman? Polisler beni pek sevmez. Haliyle sen de onları. Tamam. Diyelim ki öldürmedin. İnandır bizi. Tam tersi olması gerekmiyor mu? İspat dediğin iddia makamının... Uzatma lan. Abuk subuk konuşma. Ne biliyorsan adam gibi anlat. Ufuk'un polis olduğunu biliyordum. Polis öldürecek kadar salak değilim ben. Nasıl öğrendin sen polis olduğunu? Tahmin yürüttüm. Peki bununla ilgili bir tahminin var mı? Bak sağlam kapışma. Silah çekmiş sana. O kavga göründüğü gibi değildi. Nasıl yani? Kavgadan bir gece önce kulüpte olay çıktı. Alemin ağır isimlerinden birinin oğlu hırtlık etti. Biraz okşayıp gönderdik. Ertesi günü 3 sibidi yolladılar mekana. Adamlarla kesişiyoruz. Birden pat diye Nergis gelip girdi araya. Nergis bizim DJ. Halkla ilişkiler tarafına da bakıyor. Kaybol hemen. Bu herifler beni indirmeye gelmiş. Bas git. Lan! Ulan adi köpek! Ne yapıyorsunuz ya? Durun! Ne yapıyorsunuz? Durun yapmayın! Patlat bana bir tane, sonra hemen kaç. Hayır! Yapma! Tamam lan! Karışanı yakarım, bu benim meselem. Güzel hikaye. Ama hikaye sonuçta yani. Elimden gelen bu. Ne olduysa anlattım. İfadeni doğrulayacak bir şey var mı elinde Birol? Pek yok ama belki... Belki ne lan? Belki Nergis... Kulüpteki kız.
Evet. Kavga sırasında kulüpteydi. Olanları gördü. Belki daha sonra konuştuysa Ufuk'la... Neyi konuştu lan, neyi? Ne olursa, neticede sevgiliydiler. Ne dedin sen? Sevgili mi? Hem de nasıl? Sırılsıklama aşıktı ikisi de. Biraz ara verelim. Bana bak, son bir soru. Ufuk'un polis olduğunu Koran'a söyledin mi? Söylemedim. Fotoğrafları çekmişsin ama. Çektim ama geri verdim Ufuk'a. Kulüpte o dümeni yapmasa şu an hayatta değildim ben. Ödeştik yani. O zaman Korhan'a söylemedin Ufuk'un polis olduğunu. Korhan'ı pek sevmem. Tekidir. Bir yandan da sevkiyatla uğraşıyordum. Ne olduysa öldü diye çok umursamadım açıkçası. Sevkiyat? Şu denizden gelen değil mi? Ha? Battı balık yan gider. Denizden değil, karadan. Nasıl yani? Değişti mi? Tırla gelecek. Ufuk ölünce işkillendi Korhan. Tedbiren sevkiyatı değiştirdi. Adama inandım ben. Biraz çabuk değil mi? Çabuk ama inandım. Sevkiyatı bile söyledi. Usta. Ha. Nasıl geçti? Adam da her var ama cinayete gelince temiz gözüküyor. Yapma ya. Kötü oldu bu. Selin'den haber var mı? Balistik'ten raporu almış yolda. Birazdan elimizde olur. Balistik sonucu tahmin ettiğimiz gibi mi durum? Mermiler Ufuk'un silahından atılmış. Ancak dikkat çeken başka bir şey var. Son sayfada. Tamam Selin, teşekkürler. Betül merhaba. Merhaba Candan abla. Otopsi bitti. Cenazeyi yarın teslim edecekler. Aradılar mı seni? Aradılar, evet. Güzel. Betülcüğüm, dün söylediğim şu senin ifade işi. Savcılığa gidecek, dosyada olması şart. Usul böyle maalesef. Gelmem mi gerekiyor? Sen yorma kendini. Araç gönderip aldırtıyorum ben. Gelmişken birer kahve içip dertleşiriz de. Tamam abla, geleceğim. Bekliyorum canım. Herkes nereye gideceğini, nerede konumlanacağını biliyor değil mi? Evet abi, evet biliyoruz. Eş zamanlı gireceğiz değil mi? Evet dedik ya Fiko, duymadın mı? Yok, yani ben teyit etmek için. Allah'ım sen sabır ver yarabbim, yarabbim. Hazırsak çıkalım hadi. Hadi. İzzet, direksiyona geç. Koş, koş. Baş üstüne. Arkadaşlar, siz bizi takip edin. Takip edin bizi. Hadi bir takip edin bizi. Anlaşıldı komiser. Siz de benimle geliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. İstanbul'a giriş yaptım abi. Bir saate buluşma noktasında olurum. Gözün yolda, aynalarda olsun. Dikkat et. Merak etme abi. Bütün bu işler bittikten sonra, yani defin işleri, bir yerlere gitmeyi düşünüyor musun? Sapanca'da kardeşimin yazlığı var. Göl kıyısında. Belki orası, tek başıma. İyi fikir. Hadi. Gel bitirelim biz bu ifade işini.
in aşağı. Ne oluyor ya? İn dedim. İn. Şşş. İn aşağı. Komiserim hayırdır ya? İn, in, in. 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 Komiserim ne yaptın ya ben? Ya geç. Yürü. Geç. Aç şu kapıyı. Aç bakayım nereye sakladın malı? Ne malı komiserim? Ya bırak şimdi yalanı. Buldum başkomiserim. İndir hepsini. Anlaşıldı. 45-41'den asayiş birimlerine. Burası tamam. Harekete geçebilirsiniz. Korhan Bey, nereye böyle? Komiserim. Buyurun benim. Ha, sen buluşma noktasına gidiyorsun. Haberin yok tabii. Tır yakaladık be oğlum. Şansına küs. Alın arkadaşı. Ne oluyor komiserim? Ne tırı, neden bahsediyorsunuz? Bir de salağa yatmıyor mu ya? Melih abicim, al aracı hemen. Götürüyorum komiserim. Bir de bir mekanı arayalım ha. At. Arka tarafa gittiler, oraya çekiliyorlar. At silahını at. Bırak silahını. Bırak silahını. Kaldır ellerini. Bırak. Kaldır elini. Kaldır. İndirme ellerini. Ellerin havada kalsın. Tamam. 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 Kalk ayağa. Kalk ayağa. Kalk. Teslim kalk. Oluyorum. Kalk ayağa. Kalk. Ateş etme. Kalk ayağa. Kalk. Kalk. Al şunu. Al şunu. Geç 43'ten merkeze. Operasyon tamam. Bahri'yi aldık. Buradan Betülcüğüm. Bu dosya imzaya gidecek. Tamam. Burada mı vereceğim ifademi? Evet. Neden burada? Şüphelilerin ifadesini genellikle burada alırız da ondan. Otur şuraya.
Otur şuraya dedim sana. Hadi. Sen mi anlatırsın yoksa ben mi başlayayım? Neyi anlatacağım abla? Anlamıyorum. Sana geldiğim gün muhteşemdim Betül. Performansın 10 üzerinden 10'du. Ne diyorsun abla, anlamıyorum. Ufu, sen öldürdün Betül. Hayır. Boşa çırpınma. Ekipler evini arıyor şu an. Sildiğin bütün o kallekeleri var ya, üzerlerine bir parça limonol sıkmaya bakar. Ayna gibi pasparlak çıkar hepsi ortaya. Tabancayı temizlemek iyi fikirdi. Parmak izlerini yok etmeyi becerdin. Ama neyi atladın biliyor musun? Kullandığın el kremi. Güzel bir krem. Ben de aynı markayı kullanıyorum. Onu bulaştırmışsın silaha. Bak. Test sonucu. Dinliyor musun beni? Yüzüme bak. Ben bu hayatta kimseyi ama hiç kimseyi senin kadar sevmedim. Bundan sonra da seveceğimi sanmıyorum. Ama bu sana duyduğum sevgi başka türde bir sevgi. Hani derler ya, insan en çok kendini sever diye. Onun gibi bir sevgi. Belki kendimden çok seviyorum seni. Ama o kadar. Ben başkasına aşığım Betül. İstemezdim ama oldu. Birine aşık oldum. O biriyle de devam etmek istiyorum. Lütfen bağışla beni. Betül! Ne yapıyorsun? İndir silahı. Betül! Böyle olmasını istemedim. Ama hak etmedim de. Sevilmemeyi hak etmedim ben Candan abla. Terk edilmeyi de hak etmedim. Kimse hak etmez Betül. Öldürülmeyi de hak etmez. Biliyor musun? Öldürülmeyi de hak etmez. Hiç kimse. Hiç kimse. Ufuk dahil. Anlıyor musun beni? Ha? Suçun ortasında.